Sevgili seyirciler, değerli konuklar, İzmir Konak'tan Konak Belediyesi'ne ait Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nden Halk Arenası canlı yayınına hoş geldiniz. Ben önce protokol koltuklarında oturan değerli dostlarımızın isimlerini size sunayım. En başta bu salonu bize tahseden Konak Belediyesi'nin Sayın Başkanı Sema Pektaş. Kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sayın Atilla Serte. Hemen yanında 9 Eylül Gazetesi değerli köşe yazarı, meslektaşımız Atilla Köprülüoğlu. Onun yanında kalemi kırılan meslektaşlarımızdan uzun süredir işsiz bırakılan sevgili Korcan Karar. Onun yanında Halk TV İzmir sorumlusu Erdal dostumuz oturuyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Halil Hüner. Ve İzmir Barosu'nu temsilen Sayın Avukat Murat Ergün. Ayrıca tüm koltuklarda oturan tüm seyircilerimiz bizim çok değerli konuklarımız. Sağ olun, var olun. Ben stüdyo konuklarımızı hemen takdim edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Profesör Haluk Koç. Sağ olun. Demokrasiye gönül vermiş bir siyasetçi olarak son günlerdeki, daima öyle olmuştur ama son günlerdeki son derece kararlı, cesur açıklamaları nedeniyle demokrasiye gönül verenlerin alkışlaması gereken bir konuğumuz. Hukukun üstünlüğü bayrağını tüm baskılara, tehditlere rağmen tam bir kararlılık içinde taşımaya, azimle götürmeye kararlı olan bir uluslararası üne sahip, saygınlığa sahip hukukçu, İstanbul Barosu Başkanı Sayın Ümit Kocasakal. Şimdi tanıtacağım konuğumuz bir şarkıcı. Ama o asıl ününü sosyal medyada yaptı. Mesajları, paylaşım rekorları kıran Twitter fenomeni Sayın Atilla Taş. Yani kendisinin takipçileri onun nasıl bir zekaya sahip olduğunu, nasıl bir yaratıcılığa ve cesarete sahip olduğunu çok iyi biliyorlar ama bilmeyenlere de ben yani yeterince bilemeyenlere de yardımcı olmak açısından bir iki tweetini okumak istiyorum hemen. Şöyle demiş: haksızlık etmeyelim. Türkiye'de düşünce özgürlüğü tabii ki var. Kimse senin düşüncene karışmaz. Tabii ki söylemediğim müddetçe. Bir başkasında şöyle diyor: seçim zamanı gelince tüm bürokratlar istifa ediyor. İşçiler öldüğünde hiç istifa yoktu. Maymunlar da bir dalı tutmadan diğerini bırakmazlar. Haber kanallarında ne zaman belgesel görsem bir sorun olduğunu,
ortalığın fena karıştığını hemen anlıyorum. National Geographic ve Discovery Channel bizim haber kanallarına dava etmiş. Ya siz belgesel kanalı olun ya da biz kapatıp haber kanalı olalım demiş. Türkiye'miz üç tarafı denizlerle, dört tarafı havuzlarla, yer yer zengin, geneli fakirlerle, her tarafı yalanlarla çevrilmiş kara ve cam parçasıdır. Müthiş, müthiş. Müthiş. Zaten zekasını, hazır cevaplılığını konuşmalarımız, sohbetimiz ilerledikçe burada da göreceksiniz. Ayrıca ilk kez bir böyle televizyon programına katılıyor. Bizi tercih ettiği için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sizinle başlayalım. Evet. Bugün bir basın toplantısı yaptınız ve çok sarsıcı iddialar ortaya attınız. Milli İstihbarat Teşkilatı içinde CHP'yi yıpratıp itibarsızlaştırmak amacıyla 4 kişilik özel bir ekip oluşturulduğunu ve bunun doğrudan doğruya Kaçaksaray'a bağlı olarak çalıştığını, yani Başbakan Davutoğlu'nun bundan haberdar olmadığını söylediniz. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatımızın genelini tenzih edelim. Çünkü orada MİT'in devletin bekası için faaliyet gösteren ve güçlü devletlerin güçlü istihbarat servisleriyle var olacağına yürekten inanmış, vatansever, mutlaka çok çalışan var. Onları tenzih ediyoruz, bir kenara ayırıyoruz ve bu sarsıcı iddianızı neye dayandırıyorsunuz? Niçin bu açıklamayı yapmak durumunda kaldınız? Evet, öncelikle sevgili dostlarımızı, İzmirlileri bir kere daha onlarla beraberken bu şekilde sıcak karşılamaları karşısında da ben de sevgiyle cevap vermek istiyorum. Hepiniz öncelikle sağ olun, var olun. Epey bir zamandır gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, gerek ben sözcü olarak veya grup başkan vekillerimiz bir konunun üzerinde duruyor idik. O konu da şuydu. Milli İstihbarat Teşkilatı özel olarak muhalefet partileriyle, başta Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ilgi alanı yaratıp özellikle uğraştığını ifade ettik, söyledik. Bunu şu anda Cumhurbaşkanı olan ama daha önce Başbakanlığı görevi sırasında bir konuşmasında "Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını dahi izliyorum" diyen kişinin de çok net ortaya koyduğunu biliyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi o söz? Evet. Şimdi Latin Amerika'ya gidiyorlar. Biliyorsunuz orada Raul Castro'ya falan, Havana'da, ya burası çok eski, bunları falan yenileyin bu binaları, herhalde AVM falan eksik gördü oralarda. Ya da bu Kültür Turizm Bakanlığı'nı siz ayırın en iyisi. Turizmden gelen parayı kültüre yatırın. İşte arada bir cami falan da yapın. Yani böyle bir mantıkta bir diplomatik ilişki. Oradan dönüşte, uçakta belli bir gazeteci kesiminin konuk edildiğini biliyorsunuz. Diğer medya vebalı, oraya giremiyor. Ve siz dönüşte göreceksiniz neler patlayacak. Ya bir tezgah çevriliyor. Bu tezgah özellikle, ben de Sayın Dündar'a katılıyorum, bugün basın açıklamamda da çok açık net söyledim. İsminin önünde milli eki bulunan ve Türkiye'nin iç ve dış güvenliğine dönük çalışma sorumluluğu olan bir istihbarat teşkilatının adının başındaki milli ekine uygun şekilde görevlerini yapan yurtsever çalışanlarını tenzih ederek söylüyorum. Ayırarak söylüyorum.
Ama bir kesim ya gelecek beklentisi veya bürokratik korkutma ile özel bir çalışma alanı kurmuşlar. Fabrikasyon ürün yapar halde bir takım haberler üretme gayretindeler. Bunları söyledim. Bugün de burada da bir kez daha tekrar edeyim. Hatta çalıştıkları daireleri söyledim. Şimdi bakın, burada 4 kişilik bir ekip çalışıyor. Bu 4 kişilik ekibin 2 kişisi stratejik analiz dairesinde, 2 kişisi de istihbarata karşı koyma başkanlığında çalışıyor. Hepsi de psikolojik harekat konusunda uzman kişiler. Ve bunlar ürettikleri senaryoları, fabrikasyonu öyle diyelim. Ne gibi konularda senaryo, düzmece, belge, montaj? Başından beri iki strateji uyguluyorlar. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni paralel yapı diye tarif edilen yapıyla birlikte hareket ediyormuş şekilde kamuoyunu anlatmak, böyle bir algı yaratmak. İkincisi de canım zaten kendileri gizli de değil, perde önünde PKK ve uzantılarıyla çok net işbirliği, siyasi birliktelik sağladıkları halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir takım siyasi ilişkilerle birliktelikler yapacağına dönük bir propaganda. Bunlar bu fabrikada üretiliyor. Ve ondan sonra ellerinde de bir haram medyası var, bir bataklık var. Bataklık. Bu ülkenin çeşitli olanaklarını, iktidarda bulunanların kamu ihale kanunu şu bu gözetmeden peşkeş çeker gibi dağıttığı bir takım sermaye grupları var. Hani bir tanesi bir konuşma tapesinde hatırlarsınız milletin en saygın konumda tuttuğu varlığa küfür eden bir tanesi vardı. Ve bunların oluşturduğu havuzda, medyada buradaki üretim önce bir bakanın denetiminden geçiyor. Bu bakan, sevgili Ümit kardeşim burada. Kardeşim diyorum çünkü ikimiz de Galatasaray Lisesi mezunuyuz. Ben 73 mezunuyum, o daha genç. Ben 86 abi. 86, yani aramızda 13 yaş fark var. Bu bakan hukuk tanımazlığıyla meşhur bir bakan. Ama hep söyle şimdi nasıl tahmin edemezsiniz ki? Bu çok önemli. Bu çok önemli. Abi hani olmadı. Kırın kapıyı alın diyen bakan var ya, kanun manun. Sonra getiririz kanunu canım diyen. Bunun denetiminden geçiyor. Ve yukarıda artık iktidardan gitmemek üzere her şeyi göze almış kişiye sunuluyor. Ve oradan da bu bataklık medyasına servis ediliyor. Tüyler ürperten bir durum bu hocam. Maalesef ben bunu uyardım. Bunları açık açık ortaya koydum. Hepsini biliyoruz. Kim kimle iş tutuyor biliyoruz. Bu süreç nasıl işletiliyor biliyoruz. Herkes aklını başına alsın. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer verdikleri mücadele 2 tane kendini bilmezin Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde oynamasıyla bitecek bir mücadele değildir. Hiç yormayın kendiniz. Hiç yormayın kendiniz. Ama bu arada akıllara durgunluk verecek bir takım senaryolarla karşılaşmaya da hazır olun. Şimdi şöyle söyleyeyim. İşte yok İsrail'den Türk Dil Kurumu'na para gelmiş, oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, yok efendim şu şuraya gitmiş, yok şöyleymiş. Envai türlü senaryo. Şöyle bir üçgen kuracaklar gibi bir izlenim doğuyor Sayın Koç. Cumhuriyet Halk Partisi, cemaat ve İsrail. Zaten yani kusura bakmayın Sayın Dündar, bunu defaten söyledik. Bunca yıldır bu ülkenin aydınlarına, demokratlarına, yurtseverlerine haksızca bütün adil yargılanma hakları ellerinden alınarak, hukuk ifal edilerek bunca yıl eziyet çektirirken sen kimle beraber yürüyordun? Cemaatle. Yol arkadaşın kimdi senin? Ne istediniz de vermedik? Vali mi, emniyet müdürü mü diyenler kimlerdi? Allah'ım verdikçe veriyor diyen.
Allah'ın verdikçe veriyor diyen kimlerdi? Vuslat, bitsin bu hasret. Gel artık vatanına deyip, aynı basın toplantısında söylediğim için söylüyorum. Rıfat Serdaroğlu'ndan aldığım bir sözdür. Aynen Menemen saksısı gibi dizilip zırıl zırıl ağlayanlar kimlerdi? Kimlerdi? Ayrıca Sayın Aykut Erdoğdu geçen gün bir basın toplantısı yaptı. Mavi Marmara ve One Minute olaylarından hemen sonra Türkiye'de... One Minute. Evet, Minutes. Minutes hocam. İngilizceyi yanlış kullandım. One Minute. Ben söyledim ama yanlış duydunuz. One Minute dedim. Vade Wonderful World. Ben söyleyene değil, hocamın esprisine gülüyorum. Bir dakika, olmaz. Türkiye'de İsrail, ne oldu? Olmaz, ben bir daha gelmem buraya. Yani ben de tamamlamaya Davos şansım yani. Var. Evet. Davos. Öyle yapmış Davos'ta. Kolunu çekmişti sunucunun, moderatörün. Şimdi o sırada Türkiye'de İsrail ve Yahudi aleyhtarı, antisemitist eylemler, yürüyüşler falan yapılırken, meğer Sayın Erdoğdu'nun açıkladığı belgelere göre, belge, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasından İsrail'le ve Yahudilerle biz iyi münasebetler içindeyiz propagandası yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki genellikle Yahudiler tarafından organize edilen lobi şirketlerine 65 milyon dolar para ödenmiş, akıtılmış yani. Bu ne ikiyüzlü politikadır? Bin bir surat politikası, 200 değil. Yani artık 100 saymaktan yorulduk. Bin bir surat politikası. Yani bu şekilde bir alışkanlık. Onu söyleyeceğim. Bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü iktidardan gittikleri anda hesap veremeyeceklerini biliyorlar. Tek koşulları var. Biz nasıl olur da iktidarda kalırız? Bunun için ahlak, fazilet, doğruluk, hak, hukuk hepsi çiğnenebilecek kavramlar. Hepsi çiğnenebilecek kavramlar. Ama bakın, bakın, bakın burada, burada inşallah o günleri göreceğiz. Bağımsızlaştırılmış Türk yargısı karşısında Menemen saksısı gibi dizilip ağlıyorlar demiştim. Yine aynı şekilde Menemen saksısı gibi dizilip birer birer yaptıklarının, hem soyduklarının, hem çaldıklarının, hem söyledikleri yalanların, hem bu ülkeyi içine soktukları dış politika alanındaki belaların, bu milletten emdiklerinin hepsinin hesabını birer birer verecekleri gün gelecek. Bir tür sonra geliriz hocam tekrar. Tabii, bitiriyorum. Bitiriyorum. Onun için istediklerini yapsınlar, istediklerini etsinler, ne planlarlarsa planlasınlar, korkuyorlar. Korkuyorlar. Birazdan Ümit Başkan iç güvenlik paketinin hukuksal yönüne belki girer. Zaten bütün hırsızlar böyledir. Eninde sonunda demokrasiyle hırsızlıklarını örtemeyeceklerini bilirler, demokrasiyi daraltırlar ve sığınacakları tek liman faşizmdir. Hırsızların son adresi faşizmdir. İşte onu biz 7 Haziran'da yıkmak zorundayız. O faşizmi, o duvarı yıkmak zorundayız. Sayın Koca Sakal. Evet. Efendim görüyoruz, hakaret, iftira, tehdit, gözaltı, tutuklama. Öldürme. Öldürme, faili meşru cinayetler. Eylemlerde anayasal haklarını kullanırken, protesto haklarını kullanırken hayatlarını kaybeden gençler. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Şimdi bir de az önce Sayın Koç'un ifade ettiği iç güvenlik paketi adı altında faşizmin, diktatörlüğün ilanı olarak değerlendirilebilecek, hukukun rafa kaldırıldığı, zaten uzun süredir askıdaydı, iyice rafa kaldırıldığı, anayasanın bir anlamda ilgası olarak
yorumlanabilecek bir sürece Türkiye hızla sürükleniyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii bu gerçekten çok önemli bir mesele. Şimdi şuradan gireyim. Az önce sevgili hocamı da ve sevgili ağabeyimi de dinledim. Şimdi MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı maalesef bir süredir artık PİT haline geldi. PİT ne? Parti İstihbarat Teşkilatı. Üzülerek söylüyorum. Yani bunun bir kanunu var. MİT ancak o kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirebilir ve yetkileri kullanabilir. Bunun dışındaki her şey hukuksuzdur. Bir kere bunu herkesin bilmesini isterim. Tabii şimdi artık MİT başkanlığından istifa etti biliyorsunuz Sayın Fidan. Sır küpü, namı diğer sır küpü. Şimdi bu dönemin başbakanı, özellikle böyle kullanıyorum. Dönemin başbakanı bu şarkı söylemeyi seviyor biliyorsunuz. Onların o zaman beraber yürüttük, beraber yürüdük biz bu yollarda çok ünlüydü. Şimdi yeni şarkıları paralelle... Yılmaz Özdil'in de yeni kitabı. Beraber evet, yürüttük biz bu yollarda. Herkesin aynen okuması gerekir bu kitabı. Eline beraber sağlık. Yürüttük ben, biz bu yollarda. Ben hemen bir solukta evet okudum. Eline sağlık kendisine. Evet, eline sağlık. Şimdi yeni şarkıları şu. Paralelle, hep bunu daha önce de söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Şeye de bu Sayın Fidan için başbakanımızın, eski başbakanın, dönemin başbakanının şarkısı ise değil. Tahmin edemediniz. İkimiz bir Fidan'ın güller açan dalıyız. Şarkı bu. Yani şimdi... Şimdi hocam dedi ki bu iç güvenlik paketini de dahil ederek söylüyorum. İşledikleri suçlar o kadar ağır ki, o kadar ağır ki ve inanın bana bir ceza hukukçusu olarak söylüyorum. İlk defa da söylemiyorum. Senelerdir en baskıcı anlarından itibaren söylüyorum. Birincisi Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesi. Yani PKK sanıklarına uygulanan vatanın milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik fiiller. Bakın bunlar bu tehlike suçudur. Hiç gerçekleşmesi aranmaz neticenin. Buna yönelik fiil işlenmesi yeterli. Bir, bundan yargılanacaklar. Bizim onlar gibi tahrif edilmiş sahte delillere filan da ihtiyacımız yok. Her şey ayan beyan ortada. Ağırlaşmış müebbet hapis. Şimdi bu iç güvenlik paketiyle birlikte anayasa, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki anayasayı cebren ihlale teşebbüs suçunu da işlemek üzereler. Cebir şiddetin ne olduğunu görmek istiyorsanız dün evvelsi gün mecliste yaşananlara bakarsınız. Bir de yanına bu suçu eklediler. Şimdi... Burada bu kanunla ilgili olarak ben toplumun yeterince bilgilendirildiği kanaatinde değilim. O yüzden müsaadenizle çok detaya girmemekle birlikte bir kere işin psikolojik ve hukuksal yanını temel olarak ortaya koymak isterim. Bir kere toplumun manipüle edilmesi ilk etapta kanunun başlığından başlıyor. Hiçbir yerde iç güvenlik paketi falan diye bir şey yok. Bu polis vazife ve selahiyetleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun. Şimdi bakın iç güvenlik paketi aslında insanlara verdikleri bir algı. Sanki bu gerçekten hepimizin güvenliği ile ilgili bir kanunmuş gibi. Oysa bu kanunun eğer bir adı olacaksa adı siyasi iktidarın korunmasına dair veya güvenliğine dair kanun olabilir en fazla. Çünkü Gezi tipi
anayasal hakların kullanılmasından ödleri patlıyor. Bir kere çarpıtma kanunun isminden başlıyor. İkinci yapmak istedikleri algı. Efendim gerekçe şu. Biz 6-7 Ekim olayları bir daha olmasın diye, seçimler silahların gölgesinde yapılmasın diye böyle bir kanuna ihtiyacımız var. Dünyanın en büyük yalanlarından bir tanesi, çünkü şu anki mevcut kanunda eğer istenirse terörle mücadele edebilmek için her türlü hüküm var. Birazdan geleceğim. Molotof efendim silah sayılacak. Şu an Türk Ceza Kanunu madde 6'ya göre zaten molotof silah. Mala zarar vermek suç. Polise karşı şartları gerçekleşirse direnmek, aktif direnmek suç. Mala zarar vermek suç, kasten yaralama suç. Ne eksik? Neyi getiriyorsun? Şimdi üstelik de yahu Güneydoğu'da siz devleti, devlet itibarını ortadan kaldırmışsınız. Terör örgütünün başıyla görüşen ben miyim? Bir terör örgütünün başı ülkenin geleceği konusunda söz sahibi edilmiş. Orada devlet filan kalmamış. Asıl paralel yapı orada. Her gün yol kesiyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Tapu dağıtıyor. Mahkemelerini kurmuş. Vergi topluyor. Şimdi vergi topluyor. Siz bir yanda bu yapıyı, bu hale siz getireceksiniz. Sonra da terörle mücadele için getiriyorum diyeceksiniz. Yemezler. Bu dünyanın en büyük yalanı. Bak kalkışma provaları var. Kol kola yürüyorlar. Birlikte kol kola yürüyorlar. Dolayısıyla bu tamamıyla gerçek dışı. Peki hocam bu açılım denilen süreç, evet, seçimleri çatışmasızlık ortamında yapabilmek için uzun süre AKP tarafından izlenilen bir politikanın yansıması. Evet. Burada çözümsüzlük mü ortaya çıktı da, yani o çözüm süreci yattığı için bir serhildan, yani kalkışma olasılığı doğduğu için mi? Bakın şimdi böyle bir yasa çıkartılıyor. Şimdi onun çeşitli sebepleri var. Bir kere bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ne hale düşürmüşler. Ya bir terör örgütü üyesi çıkıyor, biz niye silah bırakalım? Devlet silah bıraksın diyebiliyor ya. Bunlara bu cesareti, bu şımarıklığı, bu densizliği kim verdi ya? Ben mi verdim? Bakın, size aslında basında yer aldığı halde dikkat çekmemiş bir şeyle devam etmek istiyorum. Hani iç güvenlik ya, yahu sen bir de buna karşı çıkanları vatan hainliğiyle suçladı. Kağıt üstünde başbakan, diasporacı. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yeterince şey bulmadı. Elimizde hepsinin belgeleri var. Şu anda İzmir'in işte iki tane belediye başkanı var. Şu anda İzmir'in dağlarında Yunan bayrağı dalgalanıyor. Kanıtlamaya hazırım. İzmir'e bağlı Koyun Adası, Aydın'a bağlı Eşek Adası, Bulamaç Adası ve bu şekilde 16 ada fiilen Yunan işgali altında. Yunan bayrağı çekilmiş durumda. Yahu sen daha bak, siz daha bu ülkenin topraklarını koruyamıyorsunuz. Benim için ha Adana işgal edilmiş, ha İzmir işgal edilmiş, ha benim herhangi bir adam işgal edilmiş. Sen bunları daha koruyamıyorsun, iç güvenlik diyorsun. Şimdi bakın, bu mevzuatta suçla mücadele için, terörle mücadele için gereken bütün hükümler var. Ha, değiştiremez misiniz? Değiştirirsiniz. Ama bakın, bu getirilmek istenen kanun değişikliği sıradan alelade bir kanun değişikliği değil. Bu bir rejim değişikliği. Bakın niye rejim değişikliği? Detaylarına sonra gireriz. Detayları çok önemli değil. Niye? Bu kalıcı bir sıkı yönetim kanunu. Valileri
kaymakamları, polis amirlerini hakim ve savcı haline getiren, birer sıkı yönetim komutanı haline getiren, yetki karmaşası doğuracak, her ilde iki tane başsavcı yaratacak bir kanun. Şimdi bakın, hukuk devletinde gene terörle, suçla mücadele edersiniz. Etmeniz de gerekir. Ama hukuk devletinde her ikisiyle mücadelenin de bir tane sınırı var. Önemli bir sınır. Demokratik hukuk devletinin gereklerine uygunluk ve ölçülülük. Bunları aşamazsınız. Bu kanun ne yapıyor biliyor musunuz? Bu kanun anayasaya aykırı olarak, onu da söyleyelim ki insanlar bilsin. Anayasa diyor ki hiç kimse anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi kullanamaz. Güzel. Anayasa yargı yetkisini 9. maddede bağımsız Türk mahkemelerine, hakim ve savcılara veriyor. Buraya kadar da güzel değil mi? Şimdi bu kanun ne yapıyor biliyor musunuz? Savcının, hakimin elindeki yetkiyi alıyor, valiye, kaymakama ve polis amirine veriyor. Yani şöyle anlatayım. Bu kanun geçerse, bitiriyorum. Daha sonra detaylandırırız tamam ama hocam. Bu kanun geçerse, bunu herkes bilsin lütfen. Yargı kararı olmaksızın, altını çiziyorum, mülki amirin emriyle ya da görevlendireceği kolluğun emriyle herkesin üstü, aracı, bagajı aranabilecek. Yargı kararı olmaksızın. Bu kanun geçerse, yargı kararı olmaksızın herkes 48 saate kadar dinlenebilecek ki şimdi de öyle, daha da arttırıyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Bu dinleme kararını bir tek hakime bırakıyor. Bütün Türkiye'yi dinlemek bakımından. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi. Kim olabileceğini düşünün. Bu kanun geçerse çarpıtıyorlar. Şöyle diyorlar biliyor musunuz? Hocam şu kanunu bir cümleyle bakın, bize ama söz şurası çok misiniz? Önemli. Ne olur bakın. Bu kanun geçerse polis sorgusuz sualsiz 48 saate kadar alıp karakola götürebilecek ve 48 saat gözaltında tutabilecek. Ne yapacağını yol süresini de kattığı zaman tahmin etmek için kahin olmak gerekmiyor. Öyle bir silah kullanma yetkisi getiriyor ki teşebbüs ederse, üstelik bir yerde mala saldırı, bir yerde insan hayatı. Yargısız infazı yasal altyapıya. Şimdi şunu da bitireyim. Yahu daha bırakın bu kanunun geçmesini. Şu an mevcut yasama düzeniyle, yasal düzenle bugüne kadar kaç kişi öldü? Kaç kişi gaz fişeğiyle başından vuruldu? Kaç kişi gözünü kaybetti? Bir de bu yasa geçerse işte o zaman varın. Bakın bir şey daha. İyidir, kötüdür, eksiktir, odur. Ben de şu an beğen ama kağıt üstünde de olsa bir yargı değil mi? Bir savcı, bir hakim. Onların da üzerinde bir hakimler, savcılar, yüksek kurulu. Bu geçtiği takdirde savcı ve hakim yetkilerini kullanan vali, kaymakam, polis amiri, İçişleri Bakanı'nın bir tasarrufuyla değişiyor. Bitirirken şöyle söyleyeyim. Ben bir hukukçu olarak hak ve özgürlüklerimi vatandaşa gavat diyen valilere, sık ulan Ekrem sık diyen polis amirlerine emanet edemem. Emanet edemem. Cümleyle şu yasayı tarif eder misiniz? Şöyle, bir sonraki soruda da müsaade ederseniz buna karşı niçin hukuken ve anayasal olarak hepimizin bir meşru direnme hakkına sahip olduğumuzu da anlatmak isterim. İkinci cümleyle bu anayasanın fiilen ve hukuken askıya alınması, fiili ve kalıcı, hukuki aynı zamanda kalıcı bir sıkı yönetim kanunu. Bu. Hukuk devleti olmaktan çıkıyorsunuz. Bu. Evet.
Atilla Taş'a sormak istiyorum. Programın şu anına kadar anlatılanlardan nasıl bir tweet çıkartabilirsin? Şimdi Burak abi, son zamanlarda AKP'nin yapısını saadet zincirine benzetiyorum. Alttakiler yukarıdaki bir kişiye sürekli çalışıp onu ferah ve mutlu hale getirmeye çalışırken buna karşı çıkanların engellenmesi için bu tip yasalar çıkıyor. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili şöyle bir tarif vardı. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal, yeni demokratik, Türkiye'de laik, ise laik. Türkiye Cumhuriyeti'ni asosyal bir hukuk devletine çevirdiler derdim herhalde. Yani. Sosyal hukuk devletini asosyal, yani, hukuk devletine çevirdiler. Ve müthiş bir sessizlik var. AKP seçmeninde de var. Bazı insanlar seçmenlere diyorlar ki işte akılsız, koyun gibi, işte bunlar düşünmüyor gibi yakıştırmalar yapıyorlar. Ben kabul etmiyorum. Biz de kabul etmiyoruz. Yani yanlış bir şey. Programlara çok söyledik. Evet. Bu ülkeye asıl aydın ihaneti var. Evet. Sözde okumuşların ihaneti var. Ama ama şöyle de bir gerçek var. Konuş. Bak, ülkende haksızlıklar oluyor, yanlışlar oluyor. Şşş, sus. Kömürüm geliyor ya. Ya bir şeyler oluyor arkadaş, bir yanlışlar var, sen görmüyor musun? Şşş, oğlanı işe aldılar. Ya bak ama bir şeyler var, hani hadi bir şey konuş. Şşş, sus. Paramız geliyor. Ama bak sen sustun diye yüzlerce kömür işçisi öldü. Sana bedava kömür getirmek için. Sen susarsan insanlar ölüyor. Bu bir suç ortaklığıdır. Herkes diyor ki biz Müslümanız, biz de Müslümanız, biz de elhamdülillah Müslümanız. Troll adı verilen kurulmuş timler sabahtan akşama kadar ne yediğim, yemediğim bir hakaret kaldı. Ne yemediğim bir iftira kaldı. Üzülüyor muyuz? Üzülüyoruz. Bize Yahudi tohumu diyorlar. Ya kardeşim, benim gemiciklerim yok. İsrail'le ticaret yapmıyorum. Bana tam Yahudi gelmiyor. Cesaret madalyası takılmadı. Ben Yahudi lobilerine ispatlanmış şekilde 65 milyon dolar vermedim. Siz belki bunu gözden kaçırdınız. İsrail'e ihracatta vergi indirimi yapıldı. E tabi vergi inecek, daha çok gemicik gidecek, gelecek. Yani bunları nasıl görmüyor insanlar diyorum. Müthiş bir suç ortaklığı var. Herkes çıkarından, menfaatinden, olmaktan korktuğu için bunları yaşıyoruz. Saadet zinciri. Şu anda AKP'yi bir arada tutan tek şey menfaattir bence. Peki bu saadet zinciri sana göre kopmaz mı? Koparsa adama ne zaman diyoruz kopar? Ki ya böyle bir şey var. Ama yol yaptılar. Titan. Ama böyle bir şey. Marmaray. Ya işte ama bak, yolsuzluk var. Olur mu, köprü yaptılar? Ablacığım, kaç para maaş alıyorsun? 900 lira, vallahi yetmiyor. Yani şimdi, geçen gün şeyi açıklamışlar, çok güldüm Uğur abi. 19 bin dolarmış Türkiye'de kişi başına düşen gelir. Ya Allah aşkına, o zaman niye 900 lira bu asgari ücret? Sorarlar adama yani. Yani çok çarpık. Şimdi bu Ümit abim çok güzel söyledi. Şimdi adı konmamış bir sıkı yönetim ilanı. İnanın bu iç güvenlik yasası değil, bu AKP'nin kendi güvenlik yasası. Kendilerini korumak için getiriyorlar bunu. Söyledik ama. Böyle düşünüyorum bunu. Tamam, tamam. Şimdi hocam, biraz önce de söyledik. Her türlü komplo, şantaj, efendim montaj. Tehdit, montaj, dublaj. Yani akla ne gelirse düzmece bir takım senaryolar yaratabilmek için yöntemler alabildiğine kullanılıyor. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'ne bazı çevrelerce muhalefet etmek, yani muhalefete muhalefet etmek de bir spor haline getirildiğine göre bütün bu değerlendirmenin ışığında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu tüyler ürperten atmosferle birlikte halkın direnme hakkı, demokratik direnme hakkının, meşru hakkının hayata geçirilebileceğini
söylediğini biliyoruz. Evet, biraz önce Ümit Hoca da söyledi. Sayın hukukken anlamı söyleyeceğim daha. Gerekçelerini bu turda, ama... bu turda ben bunu konuşmak istiyorum. Hatta ben bazı Cumhuriyet Halk Partililerle konuştum. En son mecliste kapalı oturum. Kapalı oturumun bir amacı da kameralar kayıtta değil. Dışarıya yayın yapılmıyor. O arada vurabalıya kimi gözümüze kestirirsek tokmakla kafasına vururuz. Zaten HDP'li kadın milletvekilleri kendi kendilerini yaralıyorlar. Darp ediyor. Öyle dediler biliyorsunuz. Darp ediyor. Kendi kendilerine darp ediyorlar. Nasıl oluyorsa bu harakiri falan mı yapıyorlar acaba? Ama dün akşam bir milletvekili çıktı. Gerçekten o milletvekili dedi ki ben delikanlı gibi söylüyorum dedi. Şimdi onun ismini Oktay de Saral size. Oktay Saral. Sabah Tunceli ben biraz itekledim dedi. Ertuğrul Kürtçü'ye de delikanlı gibi 3-5 yumruk çaktım dedi. Yani demokrasinin ölçüsü artık yumruk hesabına yansımış oluyor. Böyle bir hesap yapılıyor. Nasıl bir demokrasi ise bu. O zaman seçimi boykot etmek gibi bir olasılık da gündeme gelebilir mi hocam? Tabii çok radikal bir soru. Çok radikal bir soru. Öncelikle deminden beri tarif ettiğimiz dört köşesinden aşındırılmış bir yolsuzluk düzeninin devamı için demokrasisi budanmış sürekli bir sıkı yönetim hali altında yaşamaya zorlanan bir toplumun bir demokratik çıkış mekanizmasını zorlaması gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük. Bir kitle partisiyiz. Bulunduğum konum çerçevesinde söylüyorum. Benim de parti içerisinde düşüncelerimi ifade ederek bazı görüşleri eleştirdiğim olmuştur. Gayet doğaldır. Ama bunu yetkili kurulda ve kendi aramızda yapıyoruz. Dışa dönük bir mücadele başladığı zaman demokrasinin şu anda en önemli savunucusu olarak hep beraber yola düşmek zorundayız. Karşımızda biz AKP'nin parasıyla yarışamayız. AKP'nin seçimlerde kullanacağı ekonomik güçle boy ölçüşemeyiz. Onların haram havuzları var demin söylediğim gibi. Yıllardır besledikleri odaklar var. Ne talep ederse sunacakları, sunan iş adamları var. Biliyorsunuz. AKP'nin propaganda gücüyle Allah aşkına yeni Kaçaksaray'da kaçıncı muhtarlar toplantısı yapıldı bilmiyorum. Birinin konuşmaya ihtiyacı var. Türkiye'de 52 bin muhtar var. 200'den çağırsam demek ki binlerce defa daha muhtar toplantısı yapılacak. Saat 11. Açın televizyonlarınızı. Hangi haber kanalınızı açarsanız açın. Halk TV hariç. Mutlaka birisi konuşuyor. Canlı konuşuyor. Naklen konuşuyor. Ya bilmem ne derneğinde, ya bir sivil toplum kuruluşunda, ya bir sarayda davetli huzurunda, yeni adet. O bitiyor. Ondan sonra parti genel merkezine ya da partiye geçiyor. İşte başbakanlığa ısınmaya çalışan, başbakanlıkta ergenlik peşinde koşan kişi sahne alıyor. Önce dağa selam veriyor, bağa selam veriyor. Gidiyorsunuz, biliyorsunuz konuşma üslubunu. Ondan sonra biraz edebiyata, yakın siyasi tarihe giriyor. Orada ne kadar evliya, yatır varsa, türbe varsa sırayla onlar sayılıyor. Hocam stratejik derinlik. Yani, gözünüzü seveyim. Öyle stratejik mi? Derinlik bu tabii. Yani çok apta. Şimdi bypass edilmiş. Evet. Ondan sonra Molotov, Kılıçdaroğlu, Bonzai, Bahçeli. Ya kardeşim Molotov. Sen diyor Molotov kokteyle atanın önüne geçip onu mu koruyacaksın diyor. Sayın Koca Sakal söyledi. Ben buna geçen gün bir laf buldum. Yani hukukta kalpazanlık bir deyim değil mi? Evet. Hukuksal bir deyim. Sen laf kalpazanlığı yapıyorsun. Yani laf üretiyorsun. Karşılığı yok, anlamı yok, içi boş. Ne söylediğini farkında değil. Ama işte yol yaptı,
alkışlayan bir bindirilmiş kıtalar var biliyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bütün bu gerçekler karşısında şimdi bu yardım konusu geçen toplantılarda da söylemiştim. Sayın Genel Başkan çok net açıkladı bakın. Emeklilerle ilgili çok net mesajı verdiği için veriyorum. Diğeri genç işsizlerle ilgili istihdam bölümü daha yeni tartışıldı. Son derece farklı başta İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları olmak üzere aile sigortası kapsamında bir geniş istihdam alanı da yaratılacak projede. Emeklilere şunu söyledi, onu tekrar ediyorum. Her bir emekli çoluğunun çocuğunun eline bakmadan rahatça hayatını sürdürecek en aşağı 1500 lira alacak bir maaş seviyesi sağlanacaktır dedi. İkinci olarak sevgili Atilla söylediği için hani niye oy veriyoruz canım diye tarif ettiği kitleyi söylüyorum. Kurban ve Ramazan bayramlarında iki maaş emekliye ikramiye verileceğini ayrıca ifade etti. Emeklilikte yaşa takılarak şu anda o hakkı elde edemeyen çok geniş mağdur olan bir kitle var. Bu arkadaşlarımızla da bunların sorunlarıyla da kademeli bir geçişle uğradıkları mağduriyetin giderilmesi konusunda söz verdi. Taşeron işçiler, tarım, engelliler, okul aile birlikleri gelip geçmeyin son derece önemli bu dönemde eğitim biliyorsunuz. Ne hale getiriliyor? Hocam 2 dakika sonra reklamlara tamam, gireceğiz. Tamam hemen toparlıyorum. Ya bütün bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi toplumun önüne çok açık, net mesajlarla çıkacak. Bunun yanında bunlar demin söylediğim gibi vatandaşın bize ne vereceksiniz diye ortaya çıktığında sosyal yardımlar 2 katına çıkacak. Çok net. Hiç kimseyi ayırt etmeden. Bundan sonra bir dakika. Bundan sonra. Ama bir şey var. Hep beraber bu ülkenin Kürt kardeşlerimiz de dahil. Hep beraber birlikte yaşama irademizi göstereceğiz. Hep beraber eşit hukuku paylaşan, eşit birer cumhuriyet yurttaşı olarak bütün bu oyunları bozarak Türkiye'nin birliğini hep beraber koruyacağız. Başka Türkiye yok. Hep beraber. Gizli kapaklı değil, açık. Nerede ne eksimiz var demokrasi konusunda? Bunları meşru zeminde meşru aktörlerle halledeceğiz. Ne eksimiz varsa yapacağız. Bunları tabii. Daha biraz tek çözüm, tek şey birlikte yaşama iradesi, eşit hukuku paylaşan, eşit birer cumhuriyet yurttaşı olmak. Sevgili seyirciler, aramızda İzmir Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Bedri Serter ve Konak İlçe Başkanı Sayın Şakir Başak da bulunuyor. Hoş geldiniz diyoruz onlara. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu arada sosyal medyada Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan askerlerimizin 11 aydır IŞİD kuşatması nedeniyle rehine durumda kaldıkları, 11 aydır değiştirilemediği, oysa eskiden maksimum 6 ayda bunların değiştirildiğine ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kapsamlı bir harekatın bile düşünüldüğü yolunda askeri kaynaklardan sağlam bilgiler alan gazeteci Metehan Demir'in kendi blogunda yazdığı bir iddia şu anda sosyal medyada dolaşıyor. Tabii biz bunu askeri kaynaklara, resmi makamlara teyit ettirmeden bir %100 gerçek olarak değerlendiremeyiz. Ama sosyal medyada bu konuşuluyor. Reklamların yayınlandığı süreçte Metehan Demir beni ararsa ben kendisinden biraz daha ayrıntılı bilgi alıp sizlere aktaracağım. Ama önce reklamlara gidiyoruz sevgili seyirciler.
Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, İzmir Konak'tan Konak Belediyesi'ne ait Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nden canlı olarak yayınladığımız Halk Arenası'na devam ediyoruz. Şimdi sizinle ilginç bazı haberleri paylaşacağım ve adlarını söyleyeceğim arkadaşlarıma, meslektaşlarıma gönülden desteğinizi isteyeceğim. En başta Halk TV'nin özveriyle çalışan ekibinin başındaki değerli meslektaşım Şaban Sevinç'in tabii çok başarılı programlara imza atıyor ve Halk TV'yi bu noktaya getiren ekibin başıdır. Şu anda haber kanalları arasında çok ciddi bir seyredilme oranına sahip ve bize olan saldırıların bir nedeni, en önemli nedeni de Halk TV'nin ve Halk Arenası'nın yayınlandığı gece tüm haber kanallarını reytingde geride bırakması. Bunun için çıldırıyorlar. İşte bu başarılı, özverili ekibin başı Şaban Sevinç arkadaşımız, değerli meslektaşım, Samsun'dan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı olabilmek için ön seçime girecek. Ben bu arkadaşımı Samsunlulara emanet ediyorum ve ona gönülden destek vereceğinize inanıyorum. Ayrıca soruşturmacı, gazeteci, siyasi özel haberlerde bir numaralı olan bir başka ekran yüzü, Halk TV'nin çok başarılı ekran yüzü, Barış Yarkadaş. Barış Yarkadaş İstanbul 1. bölgeden ön seçime girecek. Onu da İstanbul 1. bölge seçmenlerine emanet ediyoruz ve desteklerini bekliyoruz. Beni mi? Ben halkın gazetecisi olarak anılayım. Bana en büyük payı vermiş olursunuz. Çok teşekkür ederim desteğinize. Sağ olun, var olun. Geldik İzmir'e. İzmir'e geldik şimdi. İzmir'de Hasan Tahsin 2015 var. Kim bu Hasan Tahsin 2015? İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yiğit başkanı, meslektaşım Atilla Sertel. Atilla Sertel de 2. bölgeden ön seçime girecek İzmir'de. Sevgili İzmirlilere Atilla Sertel'i emanet ediyoruz. Gönülden desteğinizi bekliyoruz. Bir başka önemli isim, İslam felsefesi araştırmacısı ve çok önemli kitapların yazarı Eren Erdem. Eren Erdem, evet. O da düşünüyor. Ama şu anda nereden ön seçime gireceği netleşmiş değil. Ona da nereden girerse gereken desteğin verileceği konusunda hiç kuşkum yok. Bu arkadaşlarımızı inşallah el birliğiyle parlamentoya göndereceğiz, Ankara'ya göndereceğiz. Onlar bizi mahcup etmezler. Şimdi Uğur abi, artık siyasi değerlendirmeyi burada lütfen noktalayalım. Çünkü süratle konuşmamız gereken konular var. Az önce Özgecan yavrumuzu maalesef bir korkunç saldırı sonucunda kaybettiğimiz Özgecan kardeşimizi anan bir pankart var. Konak Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları. Evet, nur içinde yatsın.
Mekanı cennet olsun. Evet. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık iktidarında kadına yönelik şiddet ve bu tür cinsel saldırılar arttı. Son derece üzücü bir boyuta vardı ve en son kayıplarımızdan biri sevgili yavrumuz, evladımız Özge Canımız oldu. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun, ailesine bütün acılarımızı paylaştığımızı ifade ederek sabır ve başsağlığı dileğimizi gönderiyoruz buradan. Atilla, istersen senden başlayalım bu şimdi benim tura. Benim de bir kız evladım var. Allah kimsenin evladının başına tırnağına taş değirmesin. Gerçekten çok zor bir şey. Böyle kötü bir olay. Ama bu olay insanlarda, özellikle kadınlarımızda büyük bir çığlığı, büyük bir feryadı ortaya çıkardı. Biz biraz ikiyüzlüyüz. Şöyle ikiyüzlüyüz. Biz kadın baş tacı diyoruz. Kadın bizim canımızdır diyoruz, anamızdır diyoruz, bacımızdır diyoruz. Ama bakıyoruz, dünya rekoru kırıyoruz abi, Uğur abi. Kadına şiddette, kadına tacizde rekorlarımız var. Yani bunun gerçekten çok ciddi anlamda, 3 gün, 5 günlük tepkilerle değil, çok ciddi anlamda artık bir şekilde tepki gösterilmesi, bu tepki çok daha büyük olması gerekiyor. Duyulmuyor. Mikrofonsuz konuşmalar duyulmuyor efendim. Yayına lütfen gitmiyor galiba. Lütfen mikrofon olmadan program aksıyor sadece. O kadar. Geçen evet gün gerçekten erkeklerin bu kötü olayı düşünmek bile istemiyorum. Kadınların mini etek giymesine, laikliğe bağlayanlar oldu. Çok çirkin bir şekilde. Bu ülkede ördeğe tecavüz edildi. Bu ülkede keçiye tecavüz edildi. Eşeğe, damacanaya. Damacana mini etek mi giyiyordu Allah aşkına? Atillacığım bak, Antalya gibi bir kentimizde Kepez Atatürk Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı konumunda olan bir kadın eğitimci ve yönetici abi diyor ki eğer kızlar kısa etekli gelirse, erkek öğrencilere söylüyor, onları taciz edin diyor. Uğur abi nedense böyle bir şey kadınlar, eğitimci tarafından kadınlar kapalı bir kadın olmak tarafından zorunda. Kadınlar hep kendi namusunu korumak zorunda. Hazreti Ali'nin bir lafı var. Diyor ki Hazreti Ali, erkeğin tesettürü göz kapaklar. Sen de bakma be kardeşim, biraz da sen aldık sorun. Biraz da, biraz da. Namus kavramı. Namus kavramını hep kadınlara, hep cinselliğe bağlıyorlar. Ya bu namusuna erkek de sahip çıksın birader. Erkek sahip çıksın, nefsine sahip çıksın. Nefsine hakim olsun. Hep kadınlar, evin yükü kadında, namusun yükü kadında, yıllarca kadın. Ama çok enteresan, Türkiye'de kadınlar baş tacıymış. Ben inanmıyorum. İnanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. İkiyüzlülük. Türkiye'de bu ikiyüzlülük var. Şimdi AKP sever bir hanımefendi, cinsel saldırıya uğrayan kadınlar konuşmasın dedi. Değil mi? Evet. Abi baktık ki uğradığı tacizi yazmış. Sen yani de kitabını anlat yazmış diye bir tak açıldı. Evet. Altındakileri okudum, erkekliğinden utandım. Bu kadınlara dedim, onur madalyası takacaksın, cesaret madalyası takacaksın. Bu ülkede yaşayan her kadına yapacaksın bunu. Yazıklar olsun. Bu kimin suçu? Bu bizim suçumuz, senin benim suçum. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyoruz. Kadınlar bizim baş tacımızdır ama hiç öyle bir şey yok. Bugün ben de sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. Kara çarşaflı bir hanımefendi, tek gözü gözüküyor. Ya o göz üzerine nasıl saldırgan, nasıl ahlaksız, nasıl cinsellik değil de vahşet içeren, artık ben buna cinsellik diyemiyorum, vahşet içeren yorumlar, tüylerim ürperdi okurken. Okuyamıyorsun bile Uğur abi. Okuyamıyor, utanıyorum yani. Onları görmekten, bu tür düşünen insanlarla bir arada yaşıyor olmaktan hem ürküyorum hem utanıyorum. Bravo. Hem utanıyorum. Dostlar. Laik, demokratik hukuk devleti
olarak tanımlanan anayasamızda öyle yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üçüncü büyük kenti, aydınlık, pırıltılı İzmir'de, halk arenası salonunda inadına kızlı erkekli oturun dedim diye beni bir tek öldürmedikleri kaldı. Samimi söylüyorum. Ne büyük bir suç işlemişim ben. Nasıl bir ayıba imza atmışım. Bunu ilk defa ortaya atan da başı açık görünümü Cumhuriyet kadını izlenimini veren bir AKP yalakası. Bizi hedef haline getiren paralı asker. Paralı asker. Yani fazla konuşmak istemiyorum çünkü önemsemiş oluruz. Küplerini haram havuzlarından dolduran, aynaya bakmaması, tükürmesi gereken insanlar bunlar. Hocam buyurun. Tabii sevgili Özge Can, o kadar da güzel bir yüz ki. Yani fotoğrafını görünce insanın içi gidiyor. Pırıl pırıl bir genç kız. O ana baba yetiştirmiş. Üniversiteye gidiyor. Ne düşüncelerle geleceğe hazırlanıyor kim bilir. Bir caninin elinde, bir meczubun elinde onun ifadelerini okuyunca ayrıca tüyleri ürperiyor insanın. Yani öldürürken yaptığı işkenceleri anlatıyor biliyorsunuz ifadesinde. O başlı başına bir şey. Şimdi neden kadına şiddet? Zaten vardı. Sevgili Atilla söyledi. Zaten vardı ama bu son dönemlerde niye zirve yaptı? Bakın son 10 yılda 5000'e yakın kadın katledildi. Son 1 yılda 300'e yakın kadın. Bugün yine vardı haberlerde sevgili Dündar. 50 parçaya bölmüş kocası. Ve konteynere, çöp konteynere atmış. 50 parça. Yine Hatay'da bir olay var bugün. Yine bir genç kıza bir başkası minibüste jiletle saldırmış ve belki aynı sahne yaşanacakken bir polis minibüsü tesadüfen farkına varıyor ve kurtarıyor. Şimdi sevgili dostlarım, tabii bunu siz tabii muhalefetsiniz, her şeyi iktidara yoracaksınız, ona bir fatura çıkaracaksınız diyenler olabilir bizi seyrederken. Şimdi hiç kimse gocunmasın. Bugünlere bu şiddetin bu derece artışına kolay gelmedik. Ben bazı şeyler hatırlatacağım size. Geçen gün söylediğim için not da aldım. Bakın bir de bu dönemde kendilerini din adına fetva verme makamı gibi gören bir takım yaratıklar türedi. Bu tabir uygun herhalde. Bir takım yaratıklar türedi. Şimdi bunlardan bir tanesi diyor ki çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapar. Şimdi bakın bir diğeri dekolte giyene tecavüz ederler tabii diyor. Bir başkası biliyorsunuz bu da TRT'de program yaptı hatırlıyorsunuz. Hamile kadının sokakta dolaşması terbiyesizliktir dedi. Uğursuz ağız. Kendisi sanki yumurtadan çıktı. Yani onu bir ana hamile kalıp doğurmadı sanki. Belki lahana tarlasında bulmuşlardı. Bilemiyorum, hocam. Bilemiyorum. Lahana bile bir işe yarıyor. Hiç olmazsa karın doyuruyor. Dünyada dönüşüme katkı sağlıyor. Şimdi gelelim en baştakine. Yani bu işler yani ağaca çıkan keçi, keçinin oğlağı da yaprağı yer. Aynı iş. Ne diyor? Vakti tarihte. Hani her şeyin üstadı var ya. Cumhurbaşbakan. Öyle diyelim. Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur. Kadın mıdır kız mıdır bilemem diyor. Bunlar var kayıtlarda sevgili dostlarım. Bugün söyledim. Bugün veya dün. Ya dedim. Sen kaportadan bahsediyorsun. Sen de ne şanzıman kalmış, ne rot kalmış, ne balans kalmış, ne tampon kalmış.
En son söylediğini biliyorsunuz. Hani o her günkü toplantıları var ya, o toplantılarda herkes oturuyor, alkışlaması gereken yerde alkışlıyor. Orada dedi ya, kadın erkek eşit değildir benim görüşüme göre diyor. Bu fıtrata terstir. Fıtratın batsın senin. Bunlar adamı işte sokaktaki meczup sayısını arttıran, zaten mevcut olan bir kadına bakış açısını saldırıya kadar götürebilecek boyuta vardıran koşullamalar. Şimdi bakıyorsunuz, iş arayan bir kadın Afyon'da, oranın bakanı şu anda. Cevap veriyor. Evdeki işler yetmiyor mu sana diyor. Yani kadın evde oturacak. Kadın hayata katılmayacak. Kadın üretimde olmayacak. Sokakta olmayacak. Mantığı ifade etmek için. Şimdi siyaseti bırakacak ama şu anda bir vicdan muhasebesinin bazı dökümlerini ortaya koyan Sayın Arınç şunu diyor. Kadın iffetli olacak. Herkes içinde kahkaha atmayacak. Allah Allah. Yani geçelim. Lütfen iffetli olalım. Evet. Bir başkası beni üzen bir demeçtir. Ben milletvekilliği sırasında Cici bir hanım olarak tanıdım. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Gaziantep'te bir ara bakanlık yaptı. Benzer olaylar olduğunda şöyle bir şanssız demeci olmuş. Medya olayları abartıyor. Kadına yönelik şiddet tamamen algıda, seçicilikten ibaret. Yani şiddet var ama işte kadına olduğu zaman siz bunu algıda öne çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla kadına şiddet daha fazlaymış gibi gözüküyor. Bu sevgili Fatma Şahin'e, Sayın Fatma Şahin'e yakışmamış. Şimdi bir de devletin resmi bütçesinden en büyük payı alan Diyanet İşleri Başkanlığı. Bakın, flört etmek, dedikoduya mahal verecek biçimde baş başa kalmak, el ele tutuşmak gibi davranışlardan uzak kalınmalı. Sana ne? Yani ben görüyorum. Ankara'da da görüyorum. Gittiğim yerlerde de görüyorum. Birçok başını örtme tercihini kullanan genç kızımızın erkek arkadaşıyla kahvede, çay bahçesinde birlikte oturduğu, çay içtiği, hatta el ele tutuştuğunu da görüyorum üniversitede. Yahu yapmayın bu ayrımcılığı, yapmayın. İnsanların aklına ille ileride meczup olacak, kadına karşı şiddet üretecek fikirleri zorla zerk etmeyin. Şimdi bunları çoğaltmak mümkün ama son söyleyeceğim. En acısı, en ağırı, en utanılacağı. Diyor ki bir tanesi, ananızın dizinin üstü bile görünse tahriktir diyor. Allah müstahakınızı versin size. Bakın, geçen basın toplantısında söyledim. Ben tek çocuğum. Anam hastalandı. Böbrek yetmezliği var. Diyalize götürüp getiriyoruz. O dönem siyaseten de biraz ıskartaya atıldığım bir dönem. Vakit ayırıyorum anama. Kısa pantolonla çıkmışız yatılı okula. Sonra hayat bizi götürmüş. Anamla son bir yılında tekrar buluşabildik. Evet, ben altını da temizledim. Evet, ben banyoya sokup yıkadım. Bunu neden söylüyorum? Bakacaksın tabii. Anam, babam, ondan ne tahriki olunur ya? Bu ne sapıklık? Değerli arkadaşlarım. İşte hedef ne? Evine hapsedilen, iş hayatından, sosyal hayattan, sokaktan uzaklaştırılan kadın, üretime katılmayan kadın, düşünmeyen kadın,
topluma katkı vermeyen kadın ve ondan sonra da bir saldırı hedefi haline getirilen kadın. Buradan efendim siz muhalefetsiniz, AKP'ye suçlamak için her şeyden konu çıkartıyorsunuz değil mesele. Bu bir zihniyet meselesi. Onun için genelleyerek bitiriyorum sevgili Dündar. Onun için gerek demokrasinin kuşatılması olsun, gerek getirmek istedikleri faşizm olsun, gerek dayatmak istedikleri yaşam tarzı olsun. Onun için 7 Haziran'da hepsine karşı isyan etmeliyiz. Müsaade edersen bir şey söyleyip öyle bitiriyorum. Ben şu anda Samsun milletvekiliyim. Memleketimi dağ bayır taşımaya çalıştım. Ama genel merkezde öyle bir görev verdiler ki bana. Bir yandan idari işler, bir yandan mali işler, bir yandan da sözcülük. Dolayısıyla bir yerel boyutta milletvekili olduğum bölgeye geri dönme konusunda sıkıntı çekiyorum. Çünkü iyi günlerinde, kötü günlerinde yanlarında oldum. Sevgili Şaban Sevinç, Samsun'dan aday. Orada birçok aday adayımız var. Ben hiç ayırmadan hepsine birden başarılar diliyorum. Yine sevgili Atilla benim dostum. Daha çok dostum var İzmir'de. Çok aday adayı var. Ben hepsine demokratik bir yarış diliyorum. Tabanın belirleyeceği isimlerin listelerde milletvekili olarak İzmirliler tarafından Ankara'ya gönderilmesini bekliyorum. Tabii siz parti yöneticisi olarak böyle düşünmekte son derece haklısınız ve doğru bir davranış, ama biz meslektaşlarımızı, dürüst meslektaşlarımızı, yani bu ülkede namussuzlar kadar namusluların da cesur olmasını gerektiren bu Karabasan döneminde parlamentoya göndermenin ve desteklemenin bir arkadaşlık ve mesleki dayanışma vesilesi olduğuna yürekten inanarak bu sözleri söyledim. Zaten inanmasam bu desteği vermem kimseye. Babamın oğlu gelse vermem. Değerli hocam, siz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir teklif aldınız mı? Ne teklif? Çıkma teklifi. Şimdi çok kontrol bir soru oldu belki. Ya şimdi açık söyleyeyim, bundan çok daha önemli meseleler olduğunu düşünüyorum. Mesela direnme hakkını konuşmadık. Bu Özgecan kızımızla ilgili benim de söylemek istediğim şeyler var ama herkesin de kolay kolay söyleyemeyeceği ama söylenmesi gereken şeyler var. Ama bu sorunuzu da geçiştiremem. Ben hayatım boyunca şuna inandım. Bir yere çıkıyorsanız her türlü soruya yanıt vermek zorundasınız. Öyle çevresinden dolanmayacaksınız. Belki bazı spekülasyonları da sona erdirebilir. Şimdi bakınız. Birincisi, milletvekili olmak için mutlaka parlamentoya gitmeye gerek yok. Milletin vekili olarak pekala bulunduğunuz yerlerde görev yapabilirsiniz. Buna inanarak söylüyorum. İkincisi, anlayan anlayacak bu söylediklerimi. İkincisi, benim bildiğim herhangi bir siyasi parti bir seçime giderken amaç birilerini meclise götürmek ya da sokmak değil, iktidar olmak olur. Üçüncüsü, ben teklif aldım mı bir sürü yerde bakın benim aklımdan hani gideyim de böyle bir talepte bulunayım hiç geçmedi. Bakın siyaseten yanlış olabilir ama ben gerek kendi saygınlığım olarak, bu benim görüşüm, yapana bir şey diyemem. Gerekse İstanbul Barosu'nun kurumsal yapısı ve saygınlığı bakımından İstanbul Barosu Başkanı'nın beni milletvekili yapın şeklinde bir talepte bulunamayacağını ve bulunmaması gerektiğini düşündüğüm için
Buna inanın, benim herhangi bir talebim olmadı. Ama şunu biliyorum. Benim adıma beni mecliste görmek isteyen bir takım kişilerin bunları ilettiğini duydum. Ama şunu bilesiniz, böyle şeyler çıkmıştı efendim, ben genel başkanla görüşmüşüm, şey yapmışım. Bu konuda sizi temin ediyorum. Kimseden bana tek bir teklif dahi gelmedi. Gelseydi kabul eder miydim bilmiyorum. Ama en azından değerlendirirdim. Orada hizmet etmek daha baskın çıkarsa kabul edebilirdim. Ve gene açık söylüyorum. Benim milletvekilliğine ihtiyacım yok. Ben İstanbul Barosu Başkanı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın, kendimle ilgili bir şey söylemeyi o anlamda doğmam. Ama örneğin dava arkadaşım, yol arkadaşım Sayın Metin Feyzoğlu, sevgili Metin kardeşim, eğer bu partiden aday gösterilseydi çok ciddi bir katkısının olabileceğini düşünürüm. Ümit Kocasakal gösterilseydi onun da bir katkı sağlayabileceğini düşünürüm. Ama belki böylesi şu açıdan daha iyi oldu. Bununla kapatayım. Burada başka şeylere girmek istemem. Evet. Ama hiç olmazsa diyorum, hiç olmazsa. Birincisi, demek ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bizi o anlamda belki hakikaten olabilir, çok yeterli görmemiş olabilir, çok büyük bir katkı sağlamayacağımızı düşünmüş olabilir. Ya estağfurullah, öyle bir düşüncenin benim, hakim olduğunu benim zannetmiyorum. Bir tek bana burada cevap hakkı doğursun. Estağfurullah. Hiç burada cevap hakkı doğuracak bir şey yok. Ben halka samimiyetle ve dürüstlükle ne olup bittiğini açıkladım, açıklıyorum. Belki şu açıdan müsterihim. Hiç olmazsa bizden çok daha iyi orada bu bayrağı taşıyacak, çok daha değerli bir takım, bir kişi bile olsa onu engellememiş olduk. Yerimizde de samimi söylüyorum, benim bu dönemimi tamamlayana kadar ülkenin içinde bulunduğu bu dönemde yapacak arkadaşlarımla beraber, evet, meslektaşlarımla beraber çok şey var. Bunları yapmaya sonuna kadar devam edeceğim. Tabii. Benim derdim değil meclisler. İstanbul Barosu Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden, elbette, biri. En güçlü ve şu, elbette, süreçte geride bıraktığımız süreç. Ve öyle olmaya da çok devam tarihi edecek görevler yerine getirdi. Alkışlanacak. En azından duruş bak, sergiledi. Mesela beni gösterselerdi bir daha müzik yapmazdım. Şimdi sen gene yapma canım, fark etmez. Göstermeselerdi. Ben şimdi, de kırgınım yani. CHP'ye çok kırgınım. Ben bunu çok uzatmaktan yana değilim. Oldu, geçti, bitti. 10 Şubat geçti. Ben yerimdeyim. Bundan dolayı da hiçbir üzüntü, eksiklik duymuyorum. Bu benim için bir eksiklik falan değil. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür şimdi ediyorum. Esas önemli meseleler, evet, var. Evet. Esas önemli meseleler var. Şimdi biz aslında bunu tam konuşamadık. Artık çok da vakit almamak için, bu direnme hakkına bağlamak için, lütfen, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın, bu değişikliklerde az önce söylediğim anayasaya açıkça aykırı yargı yetkisini yargıdan alıp yürütmeye, adı üstünde ya, mülki amir, idareye devreden bir yapının yanı sıra silah kullanmanın arttırılıp yargısız infazların önünün açılmasının yanı sıra bir başka vehamet daha var. İşte orayı da bağladığımızda o direnme hakkı ortaya çıkıyor. Şimdi bakın. Bakın hocam, Aykut Erdoğdu şu anda bir mesaj geçmiş. Onu izin verirseniz okuyayım. Faşizmin yasal kılıfı olan iç güvenlik yasasının görüşmeleri başladı. Durum çok gergin. Bu yasa çıkarsa çocuklarımızı yasal mermilerle vuracaklar. Bu yasanın çıkmaması için milletvekillerimizle ödenecek bütün bedellere hazır olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyoruz. Vekilleri olarak tüm halkımıza selam olsun diyor. Evet. Şimdi bakın, tabii
Yani hepimiz heyecanlıyız, şeyiz, heyecanlanıyoruz, slogan atıyoruz, alkışlıyoruz ama bunlar yeterli değil. Şimdi birazdan başka şeyler söyleyeceğim o diğer konuyla ilgili ama... Direnme hakkı ile ilgili mi hocam? Özgecan olayıyla da ilgili. Şimdi bakın bu direnme hakkı meselesi şu. Bir başka şey daha yapıyor. Şimdi zannedersiniz ki herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde mağazalara saldırmak, polise saldırmak, yakıp yıkmanın şu anda cezası yok. Böyle bir algı yaratılıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Hepsinin kanunda yaptırımı var. Şimdi burada yapmak istediği bir şey var. Ne biliyor musunuz? Anayasal bir hak olan, altını çiziyorum, toplantı ve gösteri yürüyüşünü kullanılamaz ve yapılamaz hale getirmek ve terörize etmek. Ama bunu söylemekle yetinemeyiz. Halkımız anlasın diye anlaşılır şekilde çok kısaca açmak istiyorum. Şimdi bir kere bir, anayasa 34 diyor ki herkes önceden izin almaksızın, lütfen dikkat buyurun, izin almaksızın saldırısız, silahsız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına sahiptir. Nokta ve bitti. Buna aykırı bir düzenleme yapamazsınız. Yani şu anki bizim anayasamıza göre hiç kimse toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için izin almak zorunda değil. Elbette, altını çiziyorum, saldırısız, silahsız elbette. Şimdi getirdiği düzenlemeye lütfen dikkat buyurunuz. Diyor ki cebinde sayıyor ve bunların arasına bu zincir, demir bilye ve sapanı ekliyor. Cebinde diyor sapanla, bilyeyle ve tanınmayacak şekilde yüzünü örterek bir toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan, lütfen dikkat buyurun, hiçbir şey yapmasa, hiç kimseye saldırmasa, bu sapan cebinden hiç çıkmasa dahi 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis. Şimdi bakın ne yapıyor biliyor musunuz aslında? Şöyle, sokakta yürürken yüzünüzün örtülmesi suç mudur? Değildir. Peki sokakta yürürken yüzünüzün örtülmesi suç değilse, tamamen saldırısız bir biçimde anayasal bir hakkı kullanmak için toplantı ve gösteri yürüyüşü yaparken bizatihi sadece yüzün kapatılması niye suç olsun ki? Ben belki patronum beni tanımasın diye örtüyorum. Çünkü burada cezalandırılacak bir eylem yok. Sapan, sen o sapanla polise taş atarsan, dükkanlara taş atarsan elbette suç. O zaten şu an kanunda var. Ama sadece cebinde taşıyorsun diye niye bu 2 yıl 6 aydan 4 yıla ceza gerektirsin? Fiil yok ki ortada. Ve bakın bir kandırmaca daha. Terör örgütünün toplantılarında, bir takım eylemlerinde yüzün örtülmesi zaten şu anda terörle mücadele kanunu 7'de suç. Bu başka bir şey yapıyor. Tekrar bu gezi korkusu bu. Bu hakkı kullanılamaz hale getiriyor. Şimdi direnme hakkı. Sayın Genel Başkan dedi ki direnme hakkı ve sokak. Hemen kağıt üstünde başbakan ve diasporacı, bizim diaspora ya, buyur git Ermenistan'da gir seçime, belki bir şansın olur. Şimdi çıktı ve dedi ki vay insanları sokağa, isyan ateş. Bakın sokak da demokrasiye dahildir. Bir yere saldırmaksızın, herhangi bir mala, kişiye zarar vermeksizin sokağa çıkmak anayasanın bana tanıdığı hak. Şimdi böyle olunca eğer herhangi bir iktidar anayasayı askıya alırsa, hukuku askıya alırsa, benim anayasal haklarımı askıya alırsa gayrimeşru hale gelir, meşruiyetini yitirir ve benim direnme hakkım doğar. Diyorlar ki bizde direnme hakkı var mı? Var. Belki ilk defa duyacaksınız. Şimdi Alman anayasasında açık hüküm var. Der ki Alman anayasası, her bir Alman vatandaşı bu anayasayla kendisine sağlanan hakların ihlali halinde meşru direnme hakkına sahiptir. Yahu Alman yurttaşını bu hakkı var da benim Türk yurttaşının niye olmasın? Bu evrensel bir haktır. Kaldı ki anayasada var. Nerede biliyor musunuz? Maddelerde aramayın.
anayasanın başlangıç kısmında, ki başlangıç kısmı anayasanın metnine dahildir anayasa mahkemesi kararlarıyla. Bakın sayıyor sayıyor anayasanın o başlangıcında ve şuraya geliyor. Fikir, inanç ve kararlarıyla anlaşılmak anayasadan söz ediyor. Sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere. Kim uygulayacak? İktidar. Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Yani anayasa koyucu bu anayasayı bize emanet ve tevdi etmiş. Şu halde bu anayasaya aykırı, açıkça aykırı herhangi bir tasarrufta benim bu anayasaya sahip çıkma ve koruma hakkım doğar. İşte bunun adı anayasal, demokratik, meşru direnme hakkıdır. Bundan kaçış yok. Bundan kaçış yok. Yani şimdi ve bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bu yasaya ilk karşı çıkması gereken polis. Ben polisi kül halinde hiçbir zaman karşıma almadım. O polisin içinde de çok sayıda yurtsever, ülkesini, vatanını seven polis var. Daha bugün yaşadım. İzmir'e geldim. Bir polis memuru, size yemin ediyorum, bana sarıldı. Hocam biz de yanınızdayız ama bir şey söyleyemiyoruz. İnanın biz de buna. Çünkü milletin ve devletin polisi olması gereken polis bu yasayla siyasi iktidarın silahlı ordusu haline getiriliyor. Jandarmada ve halkla karşı karşıya getirilecek. Bakın fizik kuralıdır. İktidar kendi mezarını kazıyor. Bir tencere su altına ne kadar odun atarsanız, ne kadar ısıyı arttırırsanız fizik kuralıdır, patlar. İnanın bana hiçbir polisiye tedbir, hiçbir polis müdahalesi ondan sonra fayda etmez. Ve kestirilemeyen sonuçlara yol açar. O yüzden yol yakınken aklı selime bir kez daha bu iktidarı davet ediyorum. Şimdi Özge Can'la ilgili müsaadenizle 2-3 şey sadece söylemek istiyorum. Şimdi bakın bu iş öyle çok basit bir mesele değil sevgili Atilla kardeşim. Toplumun böyle çok büyük bir genelini de bu şekilde görmek çok yanlış olmaz. Mesela ben kendi adıma söylüyorum. Ben 200'lü falan değilim. Hayatımdaki en büyük hazinem, her yerde burada söylemiyorum, bilenler bilir. Hayattaki en büyük hazinem karım ve iki çocuğumdur. O kadar basit. Şimdi bu Ümit hocam, bir dakika, bir dakika bitireyim. Sen bana böyle girersen sözü ben de o zaman bitireyim. Cevap vermek zorundayım. Tamam, bitirdikten sonra ver. Bitmiyor hocam. Ama bitirdikten sonra ver. Bir dakika hocam, siz beni katarak başlanıyorsunuz. Bakın benim o zaman düzelteyim, devam edeyim. Sosyolojik, kültürel, tarihsel kökleri var bunun. Bu kadar basit değil. Ben 200'lüyüz derken biz erkekler olarak bunu çok yapıyoruz. Demiyor muyuz? Ya kadın bizim baş tacımızdır, anamızdır, bacımızdır. Ama şimdi bu böyle diyen, geneli böyle diyen, herkesin böyle dediği bir ülkede eğer kadınlarla ilgili böyle bir rekor varsa, kadın şiddetiyle ilgili, ben de derim ki o zaman 200'lüyüz. Şimdi ben bakın, bütün 200'lü olanlar var. Ben size demedim. Ama evet, tabii ama, ki bana demedim. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Ama bitirdim. Genel peki. Olarak genel tamam. Olarak 200'lüyüz. Tamam, 200'lü olan 200'lü yani. Olsun. Şimdi bu mesele bu kadar basit değil. Bunun sosyolojik, politik, tarihsel ve kültürel bir takım kökleri. Asıl buradaki sorgulamamız gereken, Yüce Önder diyordu ya, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, tarikatlar, meczuplar ülkesi olamaz. Bu iklimi kimin yarattığı? Az önce hocam çok güzel ve hatta bir tanesi 7 yaşındaki çocukla evlenilir dedi. Bu ne demek? 7 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye 6 yaş girilebilir 6, demek. 6 yaş. 6 yaş. Şimdi ha bir takım o tweetler atan, adını da yanmak istemediğim insanlar var ya, türkücü filan. Bunlara lütfen fazla bir anlam yüklemeyin. Bunlar bakın bir ülkede
Bunları ciddiye almamak lazım. Niye? Ha, ciddiye almaktan kastım şu. Biz gerekli suç duyurusunda bulunuyoruz. Avukatlarımız bulundu. İstanbul Barosu da bu suç duyurusunu yapacak hakkında. O ayrı. Ama bir ülkede kral varsa o kralın bir takım soytarıları da vardır. Ve hep söylediğim bir laf var. Ama bu soytarıların ömrü krallarınınki kadardır. Şimdi Özge Can'la ilgili hepimizin içimizin yandığı aşikar değil mi? Ama tribünlere oynamamak lazım. Beni hukukçu olarak bir tek rahatsız eden bir şey var. Bunun kanundaki karşılığını ben size söyleyeyim. Bir ceza hukukçusu olarak. Canavarca his sevkiyle adam öldürmek ağırlaşmış müebbet artı nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs. Ama bu olay üzerinden idamı tartışmak, hadım etmeyi tartışmak kendi kendimizi inkar anlamına geldiği gibi o zaman Suudi Arabistan'da hırsızlık yapan kolu kesmekten hiçbir farkımız kalmaz ve bunların değirmenine su taşır. Ve Özge Can da bunu kabul etmezdi. En ağır cezayı vereceksiniz. Ama bunu yaparken örneğin efendim bunları savunan hiçbir avukat savunmayacak, savunmasın demek gene kendimizi inkar. Bakın hukuk kinle, öfkeyle, intikamla, çığlıklar atarak hareket etmez. Hukuk soğukkanlılıkla, kendi dar ve soğuk kalıplarıyla hareket eder. Bugün bunların savunması olmasın denir, yarın bir gün efendim şu teröristlerin de kimse savunmasın, şunları da kimse savunmasın. Bir süre sonra bakmışız ki savunma hakkı ortadan kalkmış. O yüzden ben diyorum ki bu kişilere her türlü savunma haklarını tanıyıp adil bir biçimde yargılayıp en ağır cezayı vereceksiniz. Sakın ha. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel anlattın Enes. Şimdi Metehan Demir. Meslektaşımız az önce söyledim. Suriye topraklarındaki Süleyman Şah Türbesi'nde askerlerimizin durumuyla ilgili sosyal medyada ve internet sitelerinde bazı haberler geçiyor. Metehan Demir dedi ki ben hiçbir şekilde rehin sözcüğünü kullanmadım. Ama 11 aydır oradaki askerlerimiz değiştirilemiyor. Ve ben ailelerinden bana yansıyan yakınmalar ve genelkurmay kaynaklarından aldığım bilgiler doğrultusunda bu değiştirme işleminin IŞİD kuşatması nedeniyle mümkün olamayacağını düşünerek bu değerlendirmeyi, bu yorumu yaptım. Bize açıklasınlar diyor. Niçin 11 aydır bu askerler değiştirilemiyor? Bu arada peşmerge saldırıları o yöne yoğunlaştığı için IŞİD'in bir kalkan olarak Süleyman Şah Türbesi'ni ve askerlerimizi kullanma olasılığında üzülerek gündeme getirdim diyor. Bu çok kritik bir Metehan konu diyor, Metehan Demir ki yani bu askeri konularda deneyimli bir gazetecidir. Ben objektif olarak onun bana söylediklerini aktardım. Yani bizim askerimizin o topraklara girerek bir operasyon yapması ve askerlerimizi oradan alması gayet tabii mümkün. Başlangıçta iktidara prim de getirir. Ama sonrası açısından son derece vahim. Ve kendi ülkenizde tabii son derece daha vahim gelişmelere sebep olur. Çıkartamıyorsunuz. Güpe gündüz yol kesip kimlik soranlara bir şey yapamıyorsunuz. Sonrası çok vahim yani, olur. Yani o bataklığa Türkiye girmiş olur ki biz ne oradaki askerlerimizin başına bir şey gelsin. Allah korusun onları. Ama bakın Yunan adaları meselesi böyle değil. Yunan açıkça tabii, daha doğrusu tabii. Bizim şu an Yunanistan'ın fiilen işgal ettiği açık işgal var. Ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ülke topraklarının işgaline izin veriyor ve seyirci kalıyor. Yani orada 100 metrekarelik kardak kayalıkları yüzünden neler yaşandığını geçmişte evet. Biliyorsunuz. Bir santimetre kare toprağımı çünkü vermem. Yani bir santimetre eleştiririz. Kare. Eleştiririz. Hep haber yaptık ama Tansu Çiller dedi ki o bayrak orada da ya dalgalanacak ya dalgalanacak evet. Bizim bayrağımız. Helal olsun gitti de dalgalandı. Evet ve dalgalandı. Öyle ya böyle. Helal olsun.
Bekir abi. Evet Atilla. Süleyman Şah Türbesi meselesi Cumhurbaşkanı seçiminde de biliyorsunuz gündeme geldi harekatla ilgili. Ben açıkçası gerekirse sınırın ötesinden 5-6 tane füze atarım, savaş çıkartırım diyen bir hükümete inanamıyorum. Yani çünkü öyle bir şey yarattılar ki hükümetimize güvenemiyoruz. Adaletimize güvenemiyoruz. Doğru. Cumhurbaşkanımıza güvenemiyoruz. Doğru. Başbakanımıza güvenemiyoruz. Bir sürü yalanlarla... Bir tek Barolara güvenin. Onlar zaten siz de olmasanız yandık zaten. Hakikaten. Atilla Bey'i Şaput... unuttum bu arada. Haluk abi. Haluk abi. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Yani ne kadar sürekli 80 yıllık CHP zihniyeti diye hala sizi iktidarda zannetseler de o doğru. Bir kısım. Birilerinin 13 yıldır AKP'nin iktidarda olduğunu lütfen söylesinler. Çünkü bilmeyenler doğru. Var. Doğru. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kısım paçavra Uğur abim dediği gibi havuz medyası diyoruz buna. Her gün başka yalanları çıkan, hükümet tarafından finanse edilen, sizin benim paralarımızla finanse edilen yalanlarla finanse dolu. Finanse hortumla para akıtılan. Hortumla para akıtılan. Biliyorum abi hepsini artık yani ayyuka çıkmış yalanları. Böyle karanlık bir şey var. Çok iyi gazeteciler, bakın mesleğini en iyi yapan gazeteciler şu an işsiz. Şimdi siz gidin Harvard'da okuyun, Oxford'da işte stajlar yapın, doktoralar yapın, Türkiye'ye gelin. İlkokul mezunu bir AKP'nin yanında işe gireceksiniz. Çok değerli meslektaşlarımızın başına televizyon haber merkezlerinde çok değerli meslektaşlarımızın başına tornacıları haber müdürü diye getirdiler. Ne değerli çocuklar. Tornacı. Ne tahsilli Şimdi çocuklar. Seviyorum ben tornacıyı. Ne İyi tahsilli. Tornacıya saygı duyuyorum. Meslek. Ama o ayrı bu ayrı. Ne tahsilli çocuklar işsiz. Sürekli bize tweet atıyorlar. Diyorlar ki abi yardım edin. İşsiziz, atanamıyoruz. Mühendisi, Allah'ım İİBB'si. O çocuklar açız diyorlar. İş istiyoruz diyorlar. Okumuş hepsi aslan gibi çocuklar. Ama yalnız bir hataları var. Ya niye siz AKP'nin akrabası değilsiniz? Niye öyle olmadınız? Çünkü diyorlar ki bir de diyorlar ki buna din kisvesi. Diyorlar ki akrabaya hısıma yardım etmek dinen diyorlar işte şeydir. Ama aynı caizdir. Aynı din şunu da diyor mu? Akrabaya, hısıma yardım ederken başkasının, insanın, kulun hakkında yiyeceksin diye. Kul hakkı yiyorlar. Ama fetva veren, çok güzel fetvalar yaratan adamları var. İki dakikada hırsızı bile şey yaparlar. Cennetlik yaparlar. Allah'ım yol yapıyorlar, yollarını yapıyorlar. Ama olmaz ki canım. Yani yolsuzluk hırsızlık değilmiş. Allah Allah. Hadi canım. Yani her şeyi dine uyduruyor. Allah muhafaza bunlar cennete gitse orayı parsel parsel satarlar. Şimdi hayır, hocam bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu kadar hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin müsebbibi olan siyasi organizasyonun hala AK olarak anılması da beyaza yapılabilecek bir saygısızlık yani. Şimdi, öyle değil mi hocam? Hocam çok özür dilerim. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Evet. Atladım. Hocam, Atilla bitti mi senin Diyanet sözün? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarından bahsetti. Bakın suç işliyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Anayasa, bakın okuyayım siz şey yapın. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir diyor. Böyle bir takım fetvalar vermek, insanları bölmek gibi bir görev ve yetkisi yok. Hükümetin sözcülüğünü yapma görev ve yetkisi hiç yok. Ciddi söylüyorum suç işliyorlar. Görevi kötüye kullanma. Ben söyleyeyim de. Hocam benim anlamadığım bir şey var. Siz anayasadan bahsediyorsunuz, yasalardan bahsediyorsunuz. Nereden evet, bahsedeceğiz? Anayasa kitapçığı fiilen var da. Anayasa fiilen uygulamada mı şu anda? Askıda. Yalnız. Askıda. Yalnız bir kara kitap var. Kırmızı ceza kanunu. Bu Meri. Hiçbir zaman askıya çıkmaz. Vakti zamanı gelince. Raftan gelir. Raftan indiği zaman adamın kafasına balyoz gibi iner bu ceza kanunu. Onu söyleyeyim. Hocam son 3-4 dakikamız size evet. Ve konuklara paylaştıracağım. Şöyle söyleyeyim.
Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Her İzmir'e gelişimde sizlerin coşkusuyla Ankara'ya daha başka bir mücadele azmiyle geri dönüyorum. Onu ifade edeyim. Sağ olun. Sonra orada ama hepsi bitiyor mu hocam? Hayır, 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 hayır. Bitmiyor. Bitmiyor. Hiçbir zaman yılmayacağız. Hiçbir zaman korkmayacağız. Hiçbir zaman silmeyeceğiz. Vakti zamanında tanklarıyla, toplarıyla geldiler. Bir şey yapamadan geldikleri gibi gittiler. Şimdi her türlü dümenleriyle, dalaverileriyle geliyorlar. Hocam bir şey önerebilir miyim? Yine aynı şekilde gidecekler. Hocam bir şey önerebilir miyim? İzmir marşıyla mı hocam? En İzmir marşıyla. En gergin. En gergin. En gergin. Ve onların en saldırgan olduğu bir oturuma Atilla Taş'ı çağırın. Bir şarkı söylesin, hepsi gider. Kesinlikle. Zaten bir şey. Hadi Atilla, sen bir git vallahi. Atilla bir şey söyleyeyim. Atilla'ya öyle vereyim. Demin Atilla söylediği için. Sevgili kardeşlerim. Bakın ben. İsim isim. İçinizde KPSS'ye çocuğu giren var değil mi? Yakını giren var değil mi? Biz Teokçuyuz hocam. Beklediğini alamayan var değil mi? Ebu Gariban çıktı Türkiye'nin ortasında. Hangi AKP'li bakanın, hangi milletvekilinin, hangi ileri geleninin bacısı, kuzeni, yeğeni, eniştesi, bacanağı nerelerden istisnai kadrolar kullanılarak KPSS'ye girmeden devlet memuru yapıldı? Nerelere zıplatıldı? Bunları söyledim. Çıt var mı? Haluk abi. Çıkıp bir tanesi yalan yanlış diyebildi mi? Hayır. Milyonlarca insanın doğru hakkı yeniyor. Doğru. Hakkı çalınıyor. İntihar edenler oldu. Ölenler şimdi, oldu. Şimdi onun için korkmayacak. Tabii saldıracaklar. Tabii bize saldırmayıp kime saldıracaklar? Yani kral çıplak diyoruz. Hırsızın bütün dillerde adı hırsızdır. Bu iş değişmez. Hak hukuk çiğneyenin, adalet çalanın bütün dillerde adı kendine güvenlik yasası çıkartma gayretinde olanlar gibi adı faşisttir. Diktatördür. Diktatördür. Onun için sizi tarif etmeye gerek yok. Benim bütün gayretim o. Kaba bir particilik değil. Bir Türkiye sevdası bu. Bir ülke sevdası bu. Hep beraber barış içinde, huzur içinde üreterek, ürettiğimizi hakça paylaşarak, çalmadan çaldırtmadan, namuslu yaşayan, onurlu yaşayan insanlar Türkiye'si yapalım. Onun için mücadele ediyoruz. Bu arada antilayık eğitimi protesto etmek amacıyla tüm yurtta gösteriler düzenlendi ve bu gösterilerde polis şiddetiyle püskürtülmeye çalışıldı. İzmir'de bu gösteriye katılan bir grup Konak Belediyesi'ne sığındı ve polis ekipleri belediye binasına girmek isterlerken Konak Belediyesi'nin başkanı Sayın Sema Pektaş orada kapıyı açtı ve kollarını açarak bir hukuk kartalı gibi gayet sakin, kimseyi provoke etmeden, kimseye kötü söz söylemeden lütfen çıkın diyerek polislerin içeriye girmesine engel oldu ve o göstericileri korudu. Bu dik duruşunuz nedeniyle kutluyoruz sizi. Atilla, şimdi sana söz veriyorum tekrar. Sonra da Ümit Hocam'la 6-7 dakikamız var. Gene son söz sanığın yani. Yok, gene yargılanıyoruz. Baroları kutluyoruz hocam. Barolar Türkiye'de şu korku imparatorluğu cadı avı sürecinde hakikaten meslek örgütleri olarak diyorlar, mühendislerle ya, diğer meslek odalarıyla birlikte dik duruş sergiledi. Ama hukuk fakülteleri, üniversiteler, şanlı rektörler devleşecekleri yerde cüceleştiler, hatta pire kadar kaldılar. Koltuklarına yapıştılar ve seslerini çıkaramadılar. Tarih de bu sessizliği utanç sayfalarına kaydetti.
Şimdi kuzuların sessizliği. Şöyle bir toparlamak istiyorum. Kesinlikle Ümit Hocam da Haluk abi de çok değerli insanlar ve bence onların söyleyecekleri benim söyleyeceklerimden çok daha önemli. Ben sadece şöyle kısaca bir resim çizmek istiyorum size. Mutsuzluğun resmini Türkiye'deki. Gazetecinin konuşamadığı, özgürlüğün, yani fikir özgürlüğünün sözde olup özde olmadığı. Şu anda gazeteci mahkumiyetinde neredeyse şampiyonluğa giden, kadına şiddette şampiyonluğa giden, çok ekonomik anlamda hani gösterilen verilerin çok dışında birçok insanın işsiz, açsız gezdiği. İşçi ölümleri. İşçi ölümlerinin olduğu ve bütün bunların sebebi Türkiye'de insanlardan, kötü insanlardan hesap sorulmaması. Ve bunu bilmeleri. Bu insanlardan hesap sorulmalı. Yapanın yanına kar kalması. Hep öyle olmadı mı Uğur abi? Şöyle Türkiye'nin Cumhuriyet tarihine baktığınız zaman hep yanlarına kalmış. Hiç bunların üzerine gidilmemiş. Çünkü herkes kendine bir şekilde çalışmış. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin. Bu ülkeye biz sahip çıkmazsak hiç kimse sahip çıkmaz. Sizden tek istediğim ne olur susmayın. Ne olur susmayın. Ne olur susmayın. Hocam. Vallahi ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Kardeşimiz dedi ya hesap sorulmuyor. Sen hiç merak etme. Faturalara şöyle bir bak. Bazılarının hesap kesim tarihi daha ileridir. Bazılarının daha öncedir. Şimdi bunların bir hesap kesim tarihi var. Bu bir. İki, ben de mutluluğun resmini yapayım. Hiç umutsuzluğa falan yer yok. Ben şunu söylüyorum. Çok kendimi rahat ve huzurlu hissediyorum. Niye biliyor musunuz? İki şeyden dolayı. Bir, ben sefer görev emrini Ulu Önder'den almış bir insanım. Büyük nutukta ben ama söylüyorum. Kim nasıl değerlendirir umurumda değil. Büyük nutukta ne söylediyse vakti zamanı gelince Bursa nutkunda ne söylediyse bunu uygulamama hiçbir güç mani olamaz. Geldikleri gibi giderler. Bu kadar basit. Bravo. Evet. Son iki dakika olduğunu söyledi sevgili Uğur Dündar. Keşke iki saat daha olsaydı sizinle bu şekilde sohbet etmek için. Ama bugün programın saatini saat 20 ile 22 arasında düzenlediler. O yüzden size veda edeceğiz. Ben içinizdeki bağımsızlık özlemini, içinizdeki direnme duygusunu hiçbir zaman terk etmeyin. Hiçbir zaman terk etmeyin. Bu ülke bunlardan çok gördü. Bu ülke bunlardan çok gördü. Tire'de söylemiştim galiba. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar 1919'da bu topraklarda bir mücadele başlatılırken, kurtuluş mücadelesi başlatılırken hayır deyip koskoca çöken bir imparatorluğun hem dini hem siyasi iradesini İstanbul'da bir İngiliz işgal komutanına teslim edenler bunlar. Tayfalar oradan geliyor. Onların ağababaları onlar. Efendim Cumhuriyeti beraber kurduk. Nereden beraber kurduk? Bak tarihe. Tarih sonrasına bak. 1923 sonrasına bak. 1923'e kadar gerçekten kurtuluştan kuruluş sağlanana kadar bu millet hem işgalle mücadele etti işgalcilerle hem de onlara fayandalık yapan senin düşüncendekilerle mücadele etti. Onun için beraber kurduk hikayesi boş. Boş. Hiç ortaklaşma o işe. Ne yaptın belli. Nereye götürmek istediğin belli Türkiye'yi. Hiçbir yere götüremezsin. Türkiye yoluna aydınlık,
devrimlerin izinde çağdaş, yüzü batıya dönük, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak kardeşçe yaşayarak devam edecek. Evet. Gelecekte ne olacağını görmek için, yani bugünden gelecekte ne olabileceğini görmek için benim değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda kitabını okuyun. O kitap adeta bu geride bıraktığımız birkaç yıldaki bütün karanlık işlerin, yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, hukuk tanımazlığın bir iddianamesi gibi. Almanak değil, almanak değil, bir iddianame gibi. Yani okusunlar onu, yarın ne olabileceğini şimdiden görsünler ve ben o kitabı okumanın bir yurttaşlık görevi olduğuna inanıyorum. Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda, yazan Yılmaz Özdil. Evet. Şimdi emeğe teşekkür. En başta Halk TV'nin değerli genel müdürü, Samsun'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimde aday adayı olacak arkadaşımız Şaban Sevinç. Ege temsilcisi Erdal İrfan. Yönetmen Erdem Yıldırım. Kameramanlar Bülent Akboğa, Emre Kıvıl, Arda Menevişoğlu, asistanım Gizem Kurt. Cimicip'te Cüneyt Liman, Ankara'daki yayın ekibimiz Aydın Taş, Emrah Aydoz, Kutay Durukan ve Gizem Çalış'a ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca konuklarımız arasında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sumru Karaer de var. Ona da teşekkür ediyoruz. Ve bir halk arenasının sonuna daha geldik sevgili seyirciler. Çok değerli konuklarımız Beşiktaş'ımıza biraz sonra Liverpool'la yapacağı maçta başarılar diliyoruz. Gönülden başarılar. Çarşıya selam. Çarşıya selam. Çarşıya gönül dolusu selam. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız nedeniyle. Sağ olun, var olun. İnşallah. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Hayır, ben de Beşiktaşlıyım.